Herkese merhaba. Kral Al Karması Biyoloji Branş Denemelerinde arkadaşlar deneme 13'e deneme 18'e geldik ve soru 1 ile başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda yeni keşfedilmiş bu organizma ait özellikler gösterilmiş. Verilen organizma aşağıdaki hangi canlı aleminde sınıflandırılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi pseudopeptidoglikanı gördüğüm an ben arkeleri yapıştırırım arkadaş. Onu ifade edeyim. Çünkü pseudopeptidoglikan sadece arkelerde bulunur. Çekirdek zarı yok. Zaten bu canlı prokaryot. Bundan şüphemiz yok arkadaşlar. Dairesel kromozom diyor. Bu da yine prokaryot özelliklerine ait. Yani prokaryot bir canlı. Cevabımız ya bakteri ya arke olacaktı arkadaşlar. Çoğu gider yani. Buradan direkt elersiniz arkadaşlar bunları. E, mantar şey bakteri mi arke mi sorusunun cevabını da histon proteinlerinden ve pseudopeptoglikandan gidersiniz. Histon proteini arke de vardır. Bakteri de yoktur. Dolayısıyla sorunun cevabı yine de arke oldu. Geçelim ikinci soruya. Stokinez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Stokinez bir mayoz döngüsüne bir kez meydana gelir. Stokinez bir mayoz döngüsüne mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki kez ama üç kere meydana gelir. Nereden hocam üç kere derseniz şöyle diyelim. Şimdi bir hücre bölündü önce. Bir stokinez. Şimdi her bir hücre birer kere daha bölündü. İkinci ve üçüncü stokinez. Yani kaç kez meydana gelir mayozda? 3 kez meydana gelir. Bu çok gıcık bir soru olur yani sorulursa. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade yanlış. Stoplazma iki yavru hücre arasında bölmek için hayvan hücrelerinde boğumlanma bitki hücrelerinde hücre plağı oluşumu gerçekleşir. Gayet doğru bir cevap. Hayvanlarda ile stokinez. Bitkilerde ise aralamel oluşum veya hücre plağı oluşumuyla gerçekleşir. Hücre plağı hayvanlarda demiş. Gitti arkadaşlar. Mitoz bölünmede stokinez tamamlandığında ana hücreye kıyasla yavru hücrelerde daha fazla kardeş kromatit bulunur. Eşit sayıda kardeş kromatit bulunur. Stokinez bir mitoz döngüsü içinde iki kez meydana gelir. Stokinez bir mitoz döngüsü içerisinde bir kez meydana gelir. Geçelim üçüncü soruya lipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosfolipitler hücre zarında genellikle su geçirmeyen bir çift tabak oluşur. Genellikle su geçirmez ama madde alışverişine engel, madde alışverişine engel olmaz. Doğru söylemiş. Hidrokarbon zincirler polar değildir ve su ile hidrojen bağı oluşmaz. Yani kısa izliyor ki su içinde çözünmez diyor. Doğru diyor arkadaşlar. Gliserole bağlı fosfat grubu bir fosfolipitte hidrofobik baş grubunu oluşturur. Baş grubu hidrofobik değildir, hidrofiliktir. Kuyruk hidrofobiktir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı Ceyhan olur diyoruz. Hidrokarbon zinciri boyunca karbon hidrojen bağlı su ile etkileşimi engeller. Karbonlar 4 hidrojen bağ yapacağı için arkadaşlar ya da tamamen 4 bağ yapacağı için su molekülleriyle bağ ihtimali ortadan kalkıyor. Doymamış yağ asitleri içeren fosfolipitler doymuş yağ asitleri içerenlere göre daha akışkan ve geçirgenliği daha fazladır. Bu da bir bilinen gerçek arkadaşlar. Bir önceki denemelere bahsetmiştik. Soru 4. Hücre iskelet elemanlarının oluşturduğu bazı yapıların özellikleri şöyledir. Mesela mikrofilamentler, işte mikrovirüsler oluştu. İşte silleri, sil dediğimiz aslında yapılar, dediğimiz işte uzantıları yine hücre iskelet elemanları oluşturur. Verilen özelliklerden mikrovirüs ve sillere ait olanlar hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Eminim yüzeyini arttırma diyor arkadaşlar. Eminim yüzeyini arttırma mikrovirüsün işidir. İnce bağırsaktaki mikrovirüsü unutmayın. Bir nerededir? Bir arkadaşlar e, ee, mikrovirüstadır. Dolayısıyla bu gitti. Arkadaşlar bu da gitti. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Hücrenin hareketini sağlama. Hücrenin hareketini siller sağlar. Paramesum örneğini aklımıza tutabiliriz. İki olmayanları eleyebilirsiniz. İki olmayan yok Arkadaşlar. Vücut savunmasına göre alma özellikle bizim soluk borumuzdaki silli silindirik epitel siller arkadaşlar tek yönlü hareket ederek soluk borumuza giren molekülleri arkadaşlar dışarı atılmasını sağlar. Ve vücut savunmasında savunmanın birinci hattında görev alabilir. Dolayısıyla 3 arkadaşlar var diyoruz. Kimde var? Sillerde var. Hücre zarından türevlenerek oluşma hem mikrobilus hem de siller hücre zarından türevlenerek oluşur. Dolayısıyla sonun cevabı Adana olur arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. Gregor Mendel özelliklerin kalıtımını incelemek için bezelye kullandı. Bir deneyde yuvarlak sarı ton bezelye ile yani arkadaşlar şöyle diyelim. Büyük Y, büyük Y, büyük S, büyük S ile arkadaşlar. Buruşuk tohumlu küçük Y, küçük Y, küçük S, küçük S'yi çaprazlamış. Ve neticede ne oluşmuş? Büyük Y, küçük Y, büyük S, küçük S. Yani bu F1 döllü Sonra F1'de oluşanları birbiriyle çaprazlamış arkadaşlar. Yani şöyle çaprazlamış. Çap zaman içerisinde ne oluşur diyor? Dibri bir çap bazamada oran arketipik 9 3 3 1 oranını çıkar arkadaşlar. Bir kere 9 3 olacağı için şunları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları eleyeyim bir kere. Kafadan eleyeyim. Peki hangisi? Buruşuk yeşil mi, yuvarlak sarı mı? E, yuvarlak ve sarı baskın olduğu için 9 tane yuvarlak sarı olur. 9 tane buruşuk yeşil olmaz. Sonun cevabı ne olarak e de denizli olur diyoruz. Altın soruyu çözelim. Aşağıdaki şekilde bir ekosistemdeki besin zinciri gösterilmiştir. Verilen besin zincirinin insan faaliyetlerine bağlı olarak şahinler çevreden uzaklaşmış. Şahinlerin sayısı azalırsa yılanların sayısı artar. Yılanların sayısı artarsa kurbağa azalır. Kurbağa azalırsa çekirge artar. Çekirge artarsa çimen azalır. Hangisinin olması olasıdır? Diyor. E şıkkına bakın arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Bakın ne diyor? Yılan ve çekirge artar. Yılan ve çekirge artar. Kurbağa ve çimen de azalır diyor. Doğru diyor. Cevabımız E olur ve bu deneme de burada sona erer arkadaşlar.